Çok özür dilerim. Bir soru daha sorabilir miyim? Bana kızmayın, ne olur. Bir soru daha sorabilirsiniz. Estağfurullah. Buyurun buyurun. Şimdi ben şöyle diyeyim. Ben annemi kaybetmeden önce böyle koltuğumda oturmuştu. Dedim ki anne dedim, iki gün sonra dedim bütün dünya, bütün insanlar, seni seven bütün insanlar sana ağlayacak. O da dedi kızım sen niye böyle bir şey diyorsun? Dedim ki anne ben senin ölümün görüyorum. Evimin içinde annemle karşı karşıya oturmuşuz. Rüyada mı gördün? Bana kız. Rüyada yok mı yok, hayır hayır hocam. Gerçeği oldu. Aleni oldu. Gerçeği evet. Oldu. Evet, evet evet. Annem namazını kıldı. Bana da dedi ki kızım kalk namazını kıl. Ben de namazımı kıldım. Önüne çayı getirdim. Böyle sohbet ediyoruz. Dedim ki anne dedim. İki gün sonra bütün kuşlar, bütün insanlar sana ağlayacağız dedim. Annem bana kızdı. Dedi ağzın nal olsun, nasıl böyle bir şey diyorsun bana? Çoluk çocuğum var dedi. Dedim anne bilmiyorum, ben böyle birdenbire içime geldi. İki gün sonra hocam pazar akşamı dedim. Pazartesi salı geçti, çarşamba günü ben annemi kendi binamın önünde bir araç vurdu. Annemi orada kaybettim. İşte evet. Böyle şeyler yaşıyorum. Nedense bilmiyorum. Yani bazı insanlara el his kablel vuku dediğimiz, vuku olmadan önce hissiyat kalbe duvar, söylediği gibi de olabilir. Bu kalbin temizliğiyle ilgilidir ve insanların insanlara verilen bir imkan belki. Eskiden, çok eskiden Azrail Aleyhisselam'ın ölecek olan kişilere bir gün önceden uğrayıp hazırlan dediğine dair rivayetler var. Doğru veya yanlış. Ama böyle şeyler var. Ama daha sonra kaldırıldı bu. Ama böyle bazı insanlara, sizin gibi insanlara, kalbinizde, başka insanların kalbine doğabilir. Birebir tam çıkmayabilir, birebir çıkabilir. Allah annenize rahmet eylesin. Cenab-ı Allah anneniz de sizi cennete buluştursun inşallah. Oldu mu efendim? Evet, mezarımı eştirdim, hazırladım, hep ölüm aklımda. Abdest alırken ölüm aklımda. Misal yatarken ben abdestsiz uyuyan bir kadın değilim. Evet. Hep bu kurallarla giden bir kadınım ama bir kusurum var. Küçükken ben anneme, babama çok şımarıklığımdan onları biraz üzmüşüm. Şimdi vicdan azabı olarak bunu küçükken, içimden atamıyorum. Küçükken üzmüşsünüz. Küçükken, küçüklükte kalır o iş. İkincisi... Evet, 10 yaş, yani 7 yaşında, evet. 8, 12 yaşına kadar ben annemi, evet, babamı çok üzdüm hocam. Olabilir, olabilir. İkincisi, sürekli ölümü düşünüp de hayat geçirmeyin. Hayat da gerçektir, ölüm de gerçektir. Ölüm zamanı gelince öleceğiz zaten. Bunun, ben ölmeyeceğim diyen bir şey yok. Yani sonra git gel, daha hazır değilim ben. Bir yere dur bakayım, hele bir çocuğumu evlendireyim, gelinimi göreyim falan. Yok öyle bir şey. Gel yürü diyecekler. Peygamberlere bile hadi gidelim demişler de. Ama meşhur bir laf vardır. Yarın ölecekmişsin gibi ahirette, hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyaya çalışmak lazım. Dünyayı da imar etmek lazım. Çalış, gayret edin. Kendinizi sürekli böyle bir kenara itilmiş, ölümü bekleyen bir noktaya... Ölümü unutmamak demek, ölümü hatırlayın demek, günah, haram şeyler yapmayın demektir. Hesabı düşünün demektir. Yoksa 24 saat sürekli ölümle yaşa demek değildir. İslam'ın böyle bir talimatı da yok. Tamam? Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Saygılar hanımefendi.